Elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Kardeşlerim, Allahu Teala'ya şükürler olsun ki tevbe var. Tevbe kapısı var. Bir şeylerin tamiri mümkün olabiliyor. Hamdü senalar olsun. Allahu Teala'nın kullarını olan sevgisinin büyük delillerinden birisi bizlere hatalarımızdan dönmek, onları tamir etmek ve onlardan temizlenip arınma fırsatı tanıması ki buna tevbe diyoruz. Günah işlemek ve ardından tevbe etmek yalnızca insana has bir özellik. Melek günah işlemediği için tevbeye ihtiyacı yok. Hayvan da akıldan mahrum olduğu için günah veya tevbe bilincinden uzak. Şeytansa işlediği o günahtan pişmanlık duymadığından dolayı tevbe şerefinden yoksun kaldı. Allah insanı hayvandan, melekten ve şeytandan farklı bir statüde hayır ve şerre, iyiliğe, kötülüğe, sevaba, günaha kabiliyetli olarak yarattı. Bu bizim için müthiş bir imkan. Tevbe dönmek manasında, yani işlenen günahtan vazgeçmek. Daha açık bir ifadeyle, yapılan bir günahı, suç olduğunu kabul etmek, bilmek ve o günahı yaptığından dolayı kulun pişmanlık duyması ve günahı terk etmesi. Tevbe bu. Kur'an-ı Kerim, bütün müminlerin tevbe etmelerini emrediyor ve şöyle buyuruyor. Hepiniz Allah'a tevbe edin ey müminler. Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz. Bir terzi salihlerden bir zatın yanına gelmiş bir gün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala, günahkar kulunun tevbesini canı boğazına gelmeden kabul eder hadisi şerifini hatırlatmış. Efendim demiş, bu hadis hakkında ne buyurursunuz? O zat sormuş, evet demiş evladım, bu böyledir. Senin mesleğin nedir, söyle bakalım. Efendim demiş, ben terziyim, yani elbise dikiyorum. O zat, terzilikte demiş, senin için en kolay şey nedir? Efendim demiş, makası tutmak, kumaşı kesmek benim için en kolay şey. Peki evladım demiş, sen kaç senedir bu işi yapıyorsun yani terziliği? 30 yıldan beri efendim demiş. O zat demiş ki, peki canın gırtlağına geldiği zaman kumaş kesebilir misin evladım? Hayır efendim demiş, elbette. O an hiçbir şey yapamam. Ey terzi, bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30 sene kolaylıkla yaptığın o terzilik işini o zaman yapamazsan, ömründe hiç yapmadığın tevbeyi o an nasıl yapabilirsin yavrum? Bugün gücün yerindeyken tevbe et, yoksa son nefeste istiğfar ederim, tevbe ederim deme nasip olmayabilir. Sen hiç ölüm gelmeden evvel tevbe etmekte acele edin hadisini duymadın mı yavrum demiş. İşte bunun üzerine o terzi ihlasla tevbeye sarılmış ve Allah'a tevbe edenlerden olmuş. Kardeşlerim, bu anlattığım kıssada duyduğunuz gibi hepimizin önünde bin bir türlü dünya ve nefsin hoşuna giden şeyler var. Bunlara çukurlar diyebiliriz. Bir yoldasınız, sağda solda uçurumlar var ve önünüzde çukurlar var. Aynen böyle. En tehlikelisi samimi tevbeyi devamlı sonraya bırakmak. Sonra tevbe ederim. Oysa tevbeye sarılmak bütün bir ömrün can simidi olabilir. Kardeşler, vicdandaki o suçluluk gönülde bir daralma meydana getirir. Pişmanlık duygusu insanda tevbe psikolojisini ve günahtan arınma isteğini tetikler durur. Ve şartlarına uygun olarak gelişen bir tevbe, nefsin o günah ile kirlenip kararmasına ve kalbin katılaşmasına engel olur. Ama tevbe etmezsek,
o günahlar birikir birikir, kalbi pas içinde bırakır. Tevbe dendiği zaman aklımıza bir gözyaşı geliyor, değil mi? Maalesef günümüzde çocukluğumuzdan beri süre gelen bir yanlış var. Ağlayan insanların zayıf olduğu, aciz olduğu, yani diğer insanlar nazarında. Bu çok yanlış. Öyle ki Allah için akıtılan o bir damlacık gözyaşı yerine göre birçok ibadetten, nafile ibadetten daha üstün olabiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor biliyor musunuz? Bir göz yaşarır ise Allah o gözü taşıyan bedeni ateşe haram kılar. Düşünün, yanağınıza bir damla akarsa sırf Allah korkusundan günahınızı düşündünüz. Ben Rabbimin bunca nimetine karşı, bana karşı bunca lütfuna karşı nasıl bu nankörlüğü yaptım, bu günahı işledim dediniz ve bir damla halis bir kalpten gözyaşı damladı, Allah'ın izniyle belki kurtuldunuz. Kardeşler, hem kendiniz için hem ümmetin hali, sokaklarda yaşayanlar, üstünden bombalar geçenler, şu soğuk zamanlarda battaniyesiz titreye titreye donarak ölen insanlar için, hastalar için, yani sadece kendin için, günahların için değil, başkaları için de ağlayabiliyorsan ne mutlu sana. Abdülkadir Geylani kuddisesi ruhu diyor ki, biraz diyor, şu dünyada darda kalmak lazım. Darda kalmayan, sıkışmayan, can gönülden yalvaramaz. Ne kadar doğru değil mi? Sıkıştığımızda, bunaldığımızda, hasta olduğumuzda veya bir yakınımız hasta olduğu, zor durumdayız, moralimiz bozuk. O zaman nasıl canı gönülden, ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' diyoruz. İşte diyor ki, ''Darda kalmayan, can gönülden yalvaramaz. Göz bulutlarından hasret ve nedamet yağmurları yağmazsa, manevi hayatın nebatı bitmez.'' diyor. Kardeşler, gecenin karanlığında Allahu Teala'yı düşünerek akıttığımız bir damla gözyaşı, cihat meydanında Allah için dökülen o kan damlası kadar diyorlar. Yeter ki samimi olalım. Zaten mevzu tevbe etmek değil mi? Maneviyatı yüksek zatlar hep çok ağlamışlar. Peygamberlerin aleyhümüsselam hep ağladığını biliyoruz. Kalpleri yufka, gözleri yaşlıdır o zatların. Onların alameti, renklerinin sarılığından, gözlerinin yaşlılığından, dudaklarının solgunluğundan anlaşılır derler. Kardeşler, Cenab-ı Hak gözyaşını seviyor. Kulunun bu halini görmek istiyor. Yani seni beni aciz görmek istiyor. Zaten aciz miyim? Evet. Hemen düşünelim. Yemeden yaşayabiliyor muyum? Hayır. Hatta bırakın 10 gün, 20 gün normalde bir insan aç kalabiliyor tıbbi olarak. Ama birkaç saat bile yemek yemediğimizde nasıl bir ruh halimiz oluyor? Lütfen hatırlayın. Ramazan-ı Şerif'i hatırlayın. Ve çok affedersiniz, yediklerimizi çıkarmadan ne halde oluyoruz? Değil mi? Uyumadan ne halde oluyoruz? Biz zaten aciziz. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu bunu dilimizle zikretmemizi, hem dil hem de diğer uzuvlarımızla ve kalbimizle namaz kılmamızı, yerine göre ağlamamızı seviyor, beğeniyor. Ve gözyaşı, biz kulların acziyetinin en önemli ifadesidir. Biz gibi kullara da acziyetini itiraf etmek yaraşır. Kardeşler, demek ki tevbe için evvela pişman olmak, Allah'tan utanmak ve bir damla da olsa ''Ya Rabbi'' deyip şöyle tenhada, yanımızda kimsecikler yokken elimizi dizlerimize koyup, boynumuzu eğip bir damla gözyaşını akıtabilmek lazım. Çünkü bu merhametin belirtisidir gözyaşı. Merhametse insan olmanın belirtisidir.
Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki milyarlarca insan var ama insandan insana fark var, öyle değil mi? Beden olarak çok insan var ama Allah'ın huzurunda Celle Celaluhu kaçımız o insan sınıfındayız? Gönlü geniş, yüreği sızılı insanların içlerinden gelen duyguların çağlaması, taşmasıdır gözyaşı. Çocukluğumuzdan bu yana, aman ağlama, üzüldüğünü belli etme. Ağlayan insanlar acizdir, şudur budur diye diye bu yanlış metotlarla zihinler karardı. Halbuki bir gözyaşıyla belki bin günah siliniyordu. Kardeşlerim, ötelememek lazım, sonra dememek lazım. Çünkü milyarlarca insan şu an mezarda, sayısını en doğrusunu Allah bilir, keşkelerle gittiler. Ah, ölmeden önce bir tevbe edebilseydim dediler. Belki o ölen insanların ekseriyeti de nasıl olsa daha vaktim var, şu zaman geldiğinde tevbe ederim, namaza başlarım diyordu. Ama bu imkan kendilerinden alındı. Geciktirmeyelim tevbelerimizi. İşlarta dördüncüsü de kul hakkından arınıp kurtulmak. Hakkına girdiğimiz kişiyle helalleşmek. Eğer öldüyse ailesiyle, eğer utanıyorsak, fitne çıkmasından korkuyorsak, onun yakınlarından birine onu vermektir. O kişi hakkında da Allahu Teala'ya dua etmek, onun adına hayırlar yapmaktır. Kardeşler, ashab-ı kiram bir gün Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Ya Resulallah dediler, bizim en büyük derdimiz nedir? Derdiniz günah derdidir buyurdular. Bakın, derdiniz günah derdidir. Ashab-ı kiram tekrar sordular, peki efendim bunun ilacı nedir? Buyurdular ki, günah işleyenin gece karanlığında dili ile istiğfar etmesidir. Hep bir gece örneği var. Neden? İnsanlar dinlenmeye çekilmişler, hava kararmış, evlerdeler, hafif bir sessizlik ve insanın kendini dinlediği bir an, odanıza çekilip bir tevbe. Kimya-i Saadet'te yazıyor. Kardeşler, hadis-i şerifte buyruluyor ki, kul vardır ki günah sebebiyle cennete girer. Allah Allah! Bir insan günah sebebiyle nasıl cennete girer? Şöyle açıklanıyor, bunu sormuşlar Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, bu nasıl olur? Yani bir kul günahı ile, o günah sebebiyle nasıl cennete girer? Şöyle buyurmuşlar, o kul günah işler ve sonra pişman olur ve onu hep gözünün önünde tutar. Yani bir daha o günaha dalmaktan öyle bir korkar ki, hep o hatası onu kamçılar. Aman dikkat et, aman bir daha yapma diye. Ve nihayet o günahı işlemeden ölür, tevbesi kabul edilir, cennete girer. İşte diyor, o zaman şeytan, keşke diyor onu bu günaha sokmasaydım. Bakın, şeytan bile günaha sokmasının pişmanlığını yaşayacak diyor ahirette. Kimya-i Saadet'te geçiyor bu. Yani biz kardeşlerim bu dünya düzenini anlamalıyız. İnsanlar için ölçüler konmuş ve insan ölçüyü ihlal etmemek zorunda. Ama insana ölçüyü ihlal gibi zorlu bir iç yöneliş duygusu verilmiş. Ne bunun adı nefis? Hata yapmadan durabiliyor muyuz? Maalesef hayır. Böyle bir denklem içinde hayatımız. Günahsızlık peki hayatımızın bir köşesinde var mı? Hayır. İmkansız bir hadise. Ama günaha yönelmemek, uzak durmaya çalışmak, elinden geleni yapmak da bizim görevimiz. Peki günah nedir? Kalbin cevaz vermediği şeydir. Diyor ki bir Allah dostu, yavrum sen bir kalbine danış bakalım. Kalbinde bir yıkılma, bir kirlenme, bir kayış, bir yaralanma, bir tırmalanma hissediyor musun? Bir bak. Nedir o yıkılan şey? Yara nedir
O kayma nedir, ezilme nedir? Kalbini yakan şey nedir? Nedir oraya batan şey? Sana ah keşke dedirten şey nedir? Hani içinde yaşadığın, keşke yapmasaydım duygusu uyandıran şey nedir? Ya Allah'la ilişkide bir şeyler oluyor çünkü. İşte sen evvela hissiyatına kulak ver. Ben doğru bir yolda mıyım? Ne yapıyorum? İşte bütün bunlar kişinin kalbinin henüz ölmediğinin delilidir. Eğer insan nasıl olsa günahtı, sevaptı, umurumda yok türünden hayatına devam ederse, bu kalbin ölmeye yakın olduğunu gösterir. Kardeşler, İmam Gazali, Allah rahmet buyursun, çok güzel bir örnek veriyor. O örneği sizinle paylaşmak istiyorum. İnsan neden tevbe etmez? Yani bahanesi ne olur? Bunu 5 maddede bizimle paylaşmış. Programımızın sonlarına doğru geldiğimiz bu dakikalarda mutlaka dikkatle takip edin. Nedir sebep? 1. Ahirete ya inanmıyordur veya şüphe ediyordur. O yüzden tevbe etmiyordur. 2. Şehveti o kadar kuvvetlenmiştir ki arzularının terkini ona söylemeye gücü yetmiyordur. Lezzet ve zevk kendini o kadar kaplamıştır ki ahiret işinin tehlikesini, oradaki yaşayacağı sıkıntıları unutturuyordur. 3. Ahiret borç senedi gibidir. Dünyadaysa eldeki nakit paraya benzer. İnsanın yaratılışıysa peşin paraya yatkın olup senedin vadesi gözüne uzak gelir. Gözüne uzak olunca kalbine de uzak olur. Ne güzel bir örnek vermiş. Nasıl olsa ödenir gider ama bir hazırlık yaptın mı? Şu kadar ödemen var, para biriktirdin mi? Hayır. Nasıl olsa öderim günü geldiği zaman. Ve 4. madde. Mü'min olan her gün tevbe etmek azmindedir. Ancak yarına kadar erteler durur. Önüne çıkan her arzusu içinde şunu yapayım, bunu yapayım, tamam başka yapmayacağım, şunu yapacağım der, diyor. Ve son 5. Günahın cehenneme götüreceği muhakkak değildir. Belki Allah beni affeder. İnsan genelde hüsnü zan sahibidir. Şehvet kendisini kaplayınca, bir günaha dalınca Allah beni affeder der ve rahmeti ümid eder diyor. İşte bu 5 maddeyi saydıktan sonra diyor ki bunlar insanın kendi kendini aldatmasından başka bir şey değildir. Peki neden? Hemen toparlayalım. Kardeşlerim, insan küçük günahlara devam ederek nasıl olsa bunlar çok büyük günah değil der ve kalbi kararmaya başlar. Bir damlanın pıt 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 aka 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 kocaman bir taşı oyması gibi bir şeydir. Birden olmaz ama su damlaya damlaya koca bir kayayı parçalayabilir. Sonra kalp hassasiyetini kaybeder. Yani bundan 5 sene önce ben tevbe edeceğim diyen bir insan bugün o tevbeyi aklına getirmez. Sonra insanı günaha yönelten diğer bir sebep günahı küçük görmektir. Küçük günahı büyük görmek imandan, küçük görmek gaflettendir. Bu da kalbin zaafıdır. Bir de günahını söylemek. Allah korusun. Allah'ın günahı örtmesinin önüne geçmektir bu. Günahta aşırı gitmenin adımlarındandır. Ben şöyle bir günah işledim zamanında. Bunu niye anlatıyorsun? Belki Allah affedecek seni. Hem sen bu kapıyı kapıyorsun, hem de başka insanların günaha dalmasına teşvik ediyorsun. Eskiler dermiş ki, bir Müslümanın bir Müslümana yapacağı en büyük kötülük nedir biliyor musun? Nedir efendim? Günahı onun gözünün önünde küçük göstermektir. Maalesef yaşını almış insanların da yaptığı bir şey bu. Ah evladım biz gençken var ya neler neler yapıyorduk gibi. Allah muhafaza buyursun. Kardeşlerim benim, o yüzden dikkat ederim, günahın kolaylaştığı, yaygınlaştığı bir zamanda yaşıyoruz. Büyük günahların insanları, toplumları bir fırtınaya tutulmuşçasına savurduğu, artık küçük günahların hiç önemsenmediği bir zamanda yaşıyoruz. Ölçüler kayboldu, bilinenler birbirine karıştı. Bizlere parlak ambalajlar içerisinde yeni yeni ölçüler, modalar sunuluyor. Ölçünün Rahman ile, Halık ile, Rezzak ile alakasının unutulduğu bir zamandayız.
kalbin hassasiyet yeteneğinin paramparça edildiği bir zamandayız. Artık bu sızıları hissetmiyoruz. Ne olur kalbinize bir danışın. Danışacak bir kalbiniz olsun. Kararmamış bir tek nokta varsa kalbimizde ne mutlu bize ki ışıkla karanlığı ayırsın o küçücük nokta. Bir kalplerimizi yoklayalım mı bugün? Ölçülerden uzaklaştığımızda bir yanma oluyor mu? Tevbe bir özlem halinde aranıyor mu bugün? Bugün günahtan sakınmak diye bir mesele var mı? Öyleyse haydi tevbeye yönelin. Kendinizi her gün yeniden aşmayı, kendinizi her gün mükemmele yeni baştan planlamayı, evet hatasız olmayacağınızı bilerek, mükemmel bir kul olmayacağının şuurunda olarak insanlara hava atmadan, kendini bugün cennetlik zannedip de havalara girmeden ama ümidinizi kaybetmeden tevbe etmeye var mısınız? Açtığınız yaraları sarmaya, kırdığınız gönülleri tekrar inşa etmeye, yediğiniz hakları ödeyerek tevbe etmeye var mısınız? Hatalarınızı görebilmenin büyüklüğüne, onları tamir edebilmenin büyüklüğünü yaşamaya var mısınız? Yeni yanlışların kapısını kapatmaya, yeni güzelliklerin ufuklarına tevbeyle kanat açmaya var mısınız? Bilerek günah işlemenin, yanlışları bilerek seçmenin çirkinliğinde hepimizi yok eden, mahveden iblisin oyunlarından uyanmaya var mısınız? Cehalet ve gaflet bataklığında insanlığımızı eriten, mahveden onca yanlıştan dönebildiğimiz kadarından dönmeye var mısınız? Her müminin ölmeden önce mutlaka ulaşması gereken bir kurtuluş vardır. O da kendi kurtuluşudur. O da tevbe kapısıdır kardeşim. Gelin, nasıl olsa ölüm var. Nasıl olsa bu dünya hayatı bitecek. Mezarlıklar bir gün bizi de alacak. Cenaze namazına durduğumuz zatlardan bir tanesi de sen ben olacağız. Ve önümüzde çok yol var. Gelin, ağlamayı hatırlatalım bedenimize, ruhumuza. Gelin vicdan yoklaması yapalım bu gece kendimize. Ve ölüm bizi almadan tevbe edenlerden olalım inşallah. Allahu Teala tevbe eden, tevbesi kabul buyrulan ve günahlarda ısrar etmeyenlerden eylesin cümlemizi. Ya Rabbi, ne olur kötü olan neyse kötü olarak bize göster. Onlardan uzak kalalım ve ey Allah'ımız, ne olur senin sevdiğin, razı olduğun iyilikler neyse onları da bize iyi olarak göster, gönül huzuruyla onların peşinden gidelim. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Bizleri kul hakkıyla huzuruna gelenlerden ve senin rızanı kaybedenlerden eyleme. Diğer kardeşlerimizin de tevbe etmelerine şu aminlerimiz de vesile eyle. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed.